helal ve haramla ilgili genel kurallar anlatılırken daima birinci kaide olarak şu husus zikredilir. Denir ki helal ve haramı belirleme hak ve yetkisi sadece Cenab-ı Hakk'a aittir. Ondan başka hiç kimsenin helal ve haram belirleme yetkisi yoktur. Bu denir. Ama sonra denir ki Allah Resulüne de bu konuda bir izin, bir yetki vermiştir. Araf suresi 157. ayette. Oradan yola çıkarak Resulullah Allah'ın haram kılmadığı bazı yiyecekleri de haram kılmıştır. Aha. Örnek olarak da yırtıcı hayvanlar ve yırtıcı kuşları verirler. Evet. Halbuki Resulullah'ın Allah'ın Resulü, elçisi olması vasfıyla onun sözlerinden bir eksiltme yapması veya onun sözlerine bir ilave yapması hakkı ve yetkisi yoktur. Evet. Allah ne demişse onu ulaştırmıştır Resulullah. Elçi, elçilik budur çünkü. Aksi takdirde elçilik görevini, yapmış olmaz. Peki onun elçilik yanında bir de nebilik vasfı vardır. Nebi vasfıyla da onun haram kılma yetkisinin olmadığını anlamak için Kur'an-ı Kerim'de adı tahrim, haram kılma suresi olan sureye bakmak yeterlidir. Hem de ilk ayet. İlk ayetinde Cenab-ı Hak nebimize hitaben buyurur ki ya eyyühen nebiyyü, ey nebi, lime tuharrimu ma ahallallahu lek, Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin haram kılıyorsun? Eğer haram kılma yetkisi olsaydı nebimizin ne derdi cevaben? Cenab-ı Hakk'a ya haram Rabbi yani tabii. Yetkim yok mu? Yani o yetkiyi sen verdiğin için o yetkiyi kullanarak bazı şeyleri haram kılabilirim. Zaten öyle bir durumda böyle bir ayet olmaz. Olmazdı zaten. Yani ne Cenab-ı Hak böyle haşa abes bir şey söylerdi ne de Resulullah böyle yanlış bir davranışta bulunabilirdi.